Hepsine başlayalım mı? Evet hanım. Ama nasıl güzel oraya renkler vermiş. Yaptınız mı zaman aşağı resminize? Hatalar mı? Tamam, hatalar. Siz de şey yapalım, desene kağıtları ayarlayın. 35-50 kalite veya diye araştırma çizgisini atıyorsunuz. Ondan sonra her zamanki yaptığınız gibi çizgilerini atıyorsunuz. Tamam. Önce koordinat çizgilerini atıyorsunuz. Ondan sonra doğru bir ölçü alıyorsunuz. Kafayı şey yapsın. Bu bu çizgi. Çizgi zenginliği dediğimiz bir kavram vardı, hatırlıyor musunuz? Aynı kalemle aynı çizgiyi çektiğinizde üzerinde hem koyu hem yıllardır eğitim aldığım, hayata tutunduğum, yani kendimi yenilemeye çalıştığım, kendimi topluma kazandırmaya çalıştığım, hastalıktan işte ne bileyim o sıkıntılı günlerden biraz daha sıyrılıp böyle daha mutlu, daha güzel, daha huzurlu bir döneme giriş yaptık. Emin ucunu açsam daha güzel olurdu. Hocam bunu atalım, aldım. Benimki yanımda. Tamam, güzel. Benim hayatımın çoğunluğu, özellikle en güzel dönemleri hastanede geçti. Ben artık umudumu da kaybetmiştim zaten. Dedim yani artık. Çünkü gözlerimi kaybetmişim. Yani sürekli stabil olarak 6 ayda bir, 5 ayda bir beyin ameliyatı oluyorum. 6 tane beyin ameliyatı dile kolay. En son komaya girmiştim zaten. Yani hastane koridorlarından, işte sanat koridorlarına, gazmek koridorlarına, oradan bir akademiye geçmek, bilmiyorum, çok zor bir süreç. Ama herhalde biraz bu zorluğu başardım gibi düşünüyorum. O kafayla omuzun arasında bir üçgen var şöyle şeklinde. Gördün mü? Şurası. Zor, mücadeleci ama güzel. Yani insan istekli olursa, azimli olursa şu an bunu yapabiliyormuş. Tam böyle kapama ortasına geldi. Şurada telefonu geldi. Gördün mü? Telefon aşağı yukarı şöyle bir şey oldu. Evet. Hem bu yüzeyini hem de bu tarafı görüyorsunuz. Yani aslında tamamen her zamanki anlattığım gibi arkadaşlar. Benim öğrencim de 2017-18 yılları arasında çok azimli, çalışkan ve derslerine düzenli gelen bir öğrenciydi. Ben onun azmine ve yetenekli oluşuna istinaden onu sınava hazırladım. Birlikte çok güzel süreçler yaşadık ve kazandırdık. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra tabii ki bu süreçte irtibatımız kopmadı. Ara ara yine yanıma geliyordu. Üniversiteden mezun olduktan sonra biz neden Gazmik'te çalışmasın diye düşündük ve kendisiyle irtibata geçerek merkez binamıza almak istedik. Ve birkaç aydır da burada bizimle beraber resim derslerine giriyor. Atölyemizi beraber kullanıyoruz onunla. Bir öğrencinin öğrenciyi yetiştirip, emek verip başarılı olduğunu görüp ve meslektaş olmak bir öğretmen için gurur verici kesinlikle. Bu gururu da sürekli yaşıyoruz, yaşatıyoruz. Gazmekler bunun için var ve iyi ki var. Birçok öğrencinin elinden tutuyoruz. Bir dakika model incelersiniz. Neyi nereye çizeceğinize karar verirsiniz. En fazla 10-15 dakika içerisinde taslağını tamamen girmeyi unutmayın. Gözlüğü de unutmayın. Abimizin çok şık bir gözlüğü var. Zaten kendisi yakışıklı.